değiştiriyorlar. O sırada oradaki hayvanlarını falan satıyorlar. Çocuk da şehir dışında. Sonra karı koca geçinemiyor. Arif Hoca tekrar köye geliyor. Köye geldikten sonra bir bakıyorlar ki oğlan da gelecek. Oğlan duyuyorlar. Geleceğini duyunca ben kaçtım yine. He, oğlanın geleceğini duyunca köye Arif hani nasıl olsa orada oğlan da yok köyde yaşayayım diyor evet. Arif Bey. Eşiyle de geçinemiyor. Bir de tabii orada sonuç itibariyle hani sizin deyiminizle söylüyorum el kapısında çalışacaklar. Burada kendi evet. hayvanları, kendi evleri, kendi öyle. Köyleri. O da diyor ki ben köyüme geri döneyim madem hanımla da anlaşamıyorum. Oğlanın İstanbul'dan oraya tekrar geri döneceğini öğrenince... Kaçtım ben. Arif amca diyor ki ben de altın falan aldım, yüzük aldım. Tahsilci de şahit. Kıza da gösterdim yani. Anladım. Karıma diyor aldım biraz altın bir şeyler falan. Kolye. Geri döndüm beni alsın diye. Ne aldın? Kolye aldın, yüzük aldım. Kolye aldım, yarımlık altın aldım, küpe aldım, yüzük aldım. Küpe, yüzük bir de yarım altın aldım, beni affet diye ona geri döndün. Dönüşmedim de ben yine koyunun alayım, hatırı yıkılmıştır diyeyim yani. Ben oğlandan belaya kalmayayım diyeyim. Anladım ama sonra hanım da seni eve başka şimdi komşuya yatacağım kapıyı, deyince darıldın. Kapıyı açtı. Ben de içeri gir de bir konuşalım dedim. İçeriye bir konuşalım. Yok girmem içeri dedi. Bağırırsam jandarmayı köylüyü yiyorum buraya dedi. Kaldım ben orada dımdızda. Verdin mi altınları ona? Niye verim altınları kaçırdın? Almayınca geri al. Tamam. Ben köyde ne yiyeceğim onları birinci? Parayı da bir rica edim. Koyunların parası da vardı. Bankadan çektim oradan aldım geldim ona teslim edeyim dedim. Yeter ki şu olandan beladan bir kurtulayım dedim. Yani beni alsın tekrar göremeye diye. Ben yani odasında kalmak için de diyor. Öteberleri bilip ben yine orada bir iş bulurum. Yine bir çalışırım. Bu kaçınca komşunun evine gidiyorum deyince benim çok zoruma gitti. Sen de tekrar köye geri döndün. Dönmek zorunda kaldım. Bunun üzerine de oğlan geldi. Ne kadar zamandır oğlanla köydeydiniz? 5-6 ay beraber yaşadık. 5-6 ay ama 5-6 ayın sonunda bu böyle bir ölümle sonuçlandı. Her gün akşam geliyordu. Çayını yapıyordum, patatesini kızartıyordum. Anasının yapmadığını, anasının bana yapmadığını ben ona yapıyordum. Yumurtasını açlıyordum, zeytin alıyordum. İstanbul'da ne kadar kaldı oğlan? Hoca bu Rusya'ya çok gitti bu. Rusya'ya? Rusya'ya gitti, Irak'a gitti. Onun sonra Gürcistan'a geçtiydi. Ama gidiyor geliyor hep giriş çıkışları. Evet. İki kere de Gürcistan'a gitmiş yani kaç oldu. Sene uzak kaldım köyden? Biz gittiğimizde bayağı gelmediydim. Biz oraya gidelim bir seneye geçtiydi gelemediydi. Yani en az bir yıldır evin dışındaydı yani. Biz olmayınca gelemiyordu. Yani sonradan da geldin 6 ayın sonunda da bu cinayet işlendi. Sakinleşti mi biraz Şaziment Hanım ne söylüyor? Biz olmayınca gelemiyordu. Ay çok zor. Sakinleştirme biraz Şaziment Hanım. Niye söylüyor? Evet evet. Siz ne söylersiniz? Gitmeseydi. Eğer ki o sonra köye Göremli'ye geldiğinde o gün eğer beraber kalmış olsaydık belki de o gün beni de doğrayacaktı. Beni tuttu böyle bilimden sürükledi. Ben korktum. Bağırırım deyince beni bıraktı. Ben deli oldum burada ya. Onun geldiğini duyunca deli oldum. Aradım onu. Sığındım. Aradım kavga ettik telefonda. Ne var ne ben oraya? Ben uçak otobüs ne bulsam gidecektim bir şey bulamadım. İmkan bulamadım gitmeye. Anneme ne dedim var, gitme yapmış. Eve. Evde ne var ne yok dökmüş. Bir bardak adam alkımaz mı? Ben orucu 10 gün aç tuttum. Şaziment Hanım siz biraz önce oğlumun oradaki televizyonu kapatmanız lazım sesini. Parasını arabasını. Parasını oğlanın baktı arabası var. Parası da var. Onun için köye gitti bu. Ben doğru. Onun için köye gitti. Biz koydu gitti. Annemin iki ziynetini de aldı gitti. Geri döndü geldi. Geri dönüp gelince de ben hemen bunu kucağına mı atlayacağım? Ben de kırgınım. Beni beş kuruşsuz koydu gitti diye ben de gittim komşuya sığındım. Annemin çalışıp çabaladığı iki bileziği vardı onu bile aldı gitti vicdansız. Ne oldu abi lavabonun telliğine varana kadar yaktın ne hep oldu? Hep sobada yakmış hep sobada yakmış. Mutfağı kırmış dökmüş. Yağları bütün yastıklara, yorganlara, çamaşırlara dökmüş. Allah'ım bir karımca işlemez bunun işlediği kim kadar. Kim yapıyor karımca. Bunları? Bir işlemiş. Bunları sen mi yapıyorsun? İşveren kadın benim dişimi ne yaptı? Ya yıkmadım dişimi bak. Aldım çamaşırları yaktım beni eve yıkmayınca. Pişmancalık ayrı yapma. Bir dakika hayır. Sen göremeye gittiğinde o da komşuya gidince. Ya, kaçtı ya. Sen de bütün evi darma duman ettin. Evi yakmadım komple yalan söylüyorum. Yağlar dökmüş diyor onları yok, sen ya, mi yaptın? Yağ dökmedim mi kanım ne arar ya. Çare yok. Uzun lahın bitti. Evi kırdım döktüm mü? Su bardağı bir kırdım su bardağı. Yani bu kadıncağız başka bir komşuya gidince sen alındın da eve girip evi kırdın döktün mü dağıttın mı? Bir su bardaklarını attım şöyle şöyle su bardağı biriktirdik onları attım ben çöpe.
ben de. O zaman sen de şimdi o zaman genetik işte. Demek ki de ben genetiğin de zaten. Ben oğlu gibi değilim ki ben. İyi de zaten orada kadın göremedi. 3 kuruşa temiz bulaşıkçılık yapıp kendine bardak almaya çalışıyor. Sen niye onun bardaklarını yıkıyorsun? Ben onu çalışıyorum. Ben çalışmadığım ben onu 40 sefer yalvardım. Müganım zehir sıkım olsun vallahi eğer yalan söylüyor. Çalışacak para kazanacak kadın. Ha, İki bileziğim vardı onu da aldı gitti diyor. Ben o kadar çalıştığım parayı ne yapmış? Ya sormayayım bak ayıp olur diyeyim. Ya Arif amca ne olur iki bilezik onun cebinde tamam da, kalsın. Müganım, ne olacak bu kadar yıl size karılık ne eden olur, kadınlara, ne çocuk veren kadınlara niye bu kadar bırak, eziyet ediyorsunuz? Ne olurdu yani? O gün beni yol ortasında bırakıp gitmese ne olurdu? Ya Arif amca iyi de sen de artık şimdi 14 yaşında lise öğrencisi değilsin ki alınacak kadınla diyor ki kalbim kırıktı gittim komşu biraz daha gönlünü alsaydın yani. Belki bir gün daha bekleseydiniz, 2 gün daha ben bekleseydiniz, bir konuşmayı deneseydiniz belki aranız daha iyi düzelirdi. Hocam ben... Ama şiddetle siz yaklaşınca ona, orayı vurup kırınca o zaten iyice kaçacak. Ben dövmedim daha onu benim ömrümde hiç. Sürükledi beni dedi. Vallahi yalan bilir kolundan şöylece tuttum. Gel içeri git de konuşalım diyeyim ben. İşte. Altını bileceğim, paraları bileceğim. Ben cimde 3 milyar koyacağım, tamam, ben iş aramaya gideceğim. İşte bir erkek bir kadının kolunu şöylece bir tutunca kadın da yerlerde sürükleniyor. Vallahi işte. Sürüklemedim. İşte peki Şazimen abla bir şey söyleyeceğim. Şazimen abla. Şimdi eşin diyor ki yani bana şimdi burada söyleyemeyeceğim bir şey yapacaktı. Ben o yüzden öldürdüm diyor. Sen de oğlunu biliyorsun yani oğlunu öldürmesini affedemezsin ama bu anlamda ona hak veriyor musun? Çünkü sen de o yüzden kaçıp gitmişsin o evde. O evden. Ben de o yüzden kaçıp gittim ama buna da gitme dedim. Sen işten yıldıysan ben çalışayım da sen niye gitme dedim. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Ona mı düşer, bana mı düşer? Kimsenin canını almaya kimseye düşmez. Bunu ben ta baştan bildim. Çocuk gel diyor bana gel. Çocuk yine rahatsızlık verir deyince yok gitti gelmeyecek. Niye gelmeyecek deyince büyük yemin etti diyor. Ya büyük yeminde kim kalır? Ben ta o baştan bildim ama dur bakayım kendi itiraf eder mi? Dur bakayım bir yanılır da söyler mi? 1,5 sene açtı. Geçen de Mart'ın 26'sında doğum günüydü. Büyük kız bana mesaj atmış. Anne abimin doğum günü değil. Usta gitti. Usta gidince ben ağlıyordum. O sırada bunlar bu telefonu açtı. Konuşamadım. Anne bir şey mi söyleyen oldu? Ustadan mı bir arızan var? Ondan sonra iş yerinde arkadaşlarından mı bir arızan vardı? Yok yavrum abim bugün doğum günü dedim. Ses yok, soluk yok dedim. Sanki dedim. Sanki bitti dedim. Bu da hemen sizi aramış. Sizi aramasaydı daha çıkaramazdık da söylemez dedi. İyi ki varsın Müge Hanım. İyi ki varsın kuzum sen dünya durdukça dur. İyi ki sen yaşa da bizim gibilere derman ol kuzum. Ay canım benim ya. Çok teşekkür ederim. Kara kuşlu gibi. O bir anne yani. Sen ne söylersen söyle. Ya bir şey diyemem tabii. Onun sana hak vermesi mümkün değil. Annelik de böyle bir şey yani. İş arkadaşlarım bile bildi ya bunu tanımayan. İş arkadaşlarım bile babadan çıkacağı bu dedi. Nereye gidersen git. Şazimet dedi. Sevim diye bir kadın var. Bu babadan çıkacak dedi. O da diyor ki ben onlar üzülmesin diye öyle söyledim diyor. Gürcistan'a gittim dedim diyor. Yapmaması gereken ne ona ne ona ne bana. İkimize de. Hepimiz aynı sebepten kaçtık gittik zaten. Şeyi yaptı ama bu ölümle sonuçlanmamalıydı. Oradan çıktılar gittiler zaten. Doğru. Yani. Doğru. Doğru biz eğri değil mi yok. Doğru ama biz ona dedik ki gel gitme. Gitme ya gitme. Gitmeyeceğiz benim yanımdan gitmeyeceğiz. Böyle olacağını biliyorduk gitme biliyordum dedik de. Yapma dedik. Gel Arif dedim gidelim koy ver gidelim. Biz birbirimizi kıracağız dedim. Ya bir sinir anıyla o bizi öldürecek ya biz onu öldüreceğiz dedim. Oldu ya oldu dediğim oldu ya. Keşke gitmeseydi. Şazimet de o yüzden gelmiyordu. Onu mikrofonu ağzına tutarsan. Ama tabii ki anne de onaylıyor. Anne, niye oradayken sırtını dönüp oturuyordu o zaman? Niye ben annemle beni orada... Ya Alanya... Top oyunda sırtını niye döndün oturdun? Ya bana bir şey yapsaydı? Anlatsam kim inanır? Abim bana kötülük etti desem kim inanır? Kimse inanmaz ya kimse inanmaz. Benim hayatım kayardı. Niye sırtını döndün oturdun da niye bana sahip çıkmadın? Niye anneme sahip çıkmadın o Alanya'da?
Oğlan diyordu dayımın kızını oraya sığındım. Arif'e telefon açtım. Arif gel dedim. Oğlan beni gördü. Ne yapayım dedim. Korkarım eve de varamam dedim. Ayağın kol başın fırlar. Nereye gidersen git dedi. Ben abimle başladım. Ben sana başlan dedi. Başlan söyledim. Sen beni adamına koymadın. Bir kere yaptı. Bir kere yaptı. Kızın diyor ki sen 15 yaşında gittin değil mi evden? 15. Okuyordu liseyi okuyor. İkinci... Tamam kız da diyor ki benim bir senem kalmıştı liseyi bitirmeye. Aynı şekilde diyor abim bize de davrandığında babam bize hiç korumadı. Şimdi kendisine yapılınca bunu yapmış ama keşke bana da yapılırken müdahale etseydi diyor. Müge Hanım benim orada koruduğumu sarı bir oğlu var. Sarı bir oğlu oğlu var. Sezai'nin oğlu var. Kız yoksa niye kaçsın korusan? O nasıl kaçtı bak. Bak Müge Hanım birini anladım. Ona da acıyorum. Nasıl kaçtığını da anlatacağım onu. Dur ona da gireceğim. Ciğer gitti benimlerin koyunda nasıl yaşarım? Ciğer gitti ona da acıyorum. Hak biliyorum ama gitmeyecek. Ona da acıyorum diyor. O kız da nasıl kaçtı biliyor musun? Bak diyor ki ona da acıyorum ona da hak veriyorum diyor. Ben haklıyım ben canımı kurtarmaya çalıştım. Ben. O da biliyor bak ben bu kız koyundan öğlene geldim mi? Babama 5-10 milyon dedi, para bir ben pazara gideceğim dedi. Ben de çabuk geldim, çay içelim diye öyleyse, yemeği yiyelim dedim. Parayı verdim, 1-2 saat oldu, gelmedi. Ortaya vardım, çarşıya vardım, Zebzeb adamı, imine yok. Bir de duyduk ki köprüden, transide binmiş, oğlanla tura İstanbul. E tamam da Emine niye kaçtın evden? Ne onu sor bana bir. E tamam. İşte bu korkulardan abim bir şey yapacak diye korkumdan babam beni yalnız bıraktı abimle. Ben annemi darp etti. Ben annemi götürdüm bir akrabamızın evine. Öyle abim bir an öyle eve kapattım. Kapıyı çektim annemi götürdüm. Abim arkamızdan koştu tuttu evin arkasında sürükledi annemi. Bir komşuya soktum. Ondan sonra abim içeriye girdi. Yani yolun ortasında öyle bağır çağır, biri jandarma çağırır, polis çağırır bir şey olur diye. Zaten yakalaması vardı onun. Üçüncüye alıp götüreceklerdi. Korkusundan eve girdi. Ben annemi koydum, annem korktu, beni tutmaya çalıştı. Sen git dedim, ben de gelirsem gelir, seni yine yakalar bir şey yapar. Ben içeriye girdim, o yıktı, döktü mutfağa. Neler söyledi bize, neler... Girdim içeriye, oraları temizledim. Gitmeyeceğim ama ben, buradayım dedim. Müge Hanım, sen doğruyu söyle. Gitti içeriye. Sonuç olarak olsun istiyordum. İçeriye gitti, ben ondan sonra... Eşimle ben arkadaş olarak konuşuyorduk. Ondan sonra anlatınca durumu, ben dedi geleyim seni kurtaracağım. Ondan sonra ben dedim gel. Öyle ne oldu. Ne yapsın kız? Ama babam beni orada yalnız bıraktı. Ben dağa gidiyorum dedi. İster gel ister gelme. Ben oraya gitsem ya arkasını dönseydi ya bana bir şey olsaydı. Ben kime ne izah ederdim? Vallahi, kimse inanmazdı. Müge Hanım araya niye geleceğim. Niye beni yalnız bıraktı? Niye yanımda durmadı o zaman? Baba burada dur dedim. Yok ben gideceğim dedi. Niye gittin baba o zaman? Niye beni orada yalnız bıraktın? Onunla baş başa bıraktın o zaman o gün. Bana yazık değil miydi baba? O kapının önünde 1,5 senedir nasıl dolandın, nasıl vardın vardın başına bir Fatiha okudun mu? İçimden kıyamadım, herkeslere okuyordum da bir Fatiha çocuğa da okuyayım diye içimden ölümünü getiremiyordum. Bir Fatiha okudun mu gidip başında dedin? He? Bir Fatiha okudun mu gidip başında diyor. Okudun mu? Okuman olur mu ya? Ben her gün oradayım, evdeyim. Ama o tarafa yönümü dönüp bakamıyorum. Şimdi herkes bizim bahsede. Dönüp o tarafa bakamıyor. Okuyorum ben salondan ama. Salondan okuyorsun ama o tarafa mandıraya giremiyordum. Üzülüyordun. Tabii üzülüyorum ben. Ben o kadar da ben... Estağfurullah. İster miydim ben bile bile çıkıp da oranı vurmayı? Konuşuyor burada. Ben size yazdım o notta bunun ikisini ne yapacağım ne yapacağım yazdım ben. Çalışmaya gitti dedi bu lafı bitirdin. Hayatım kız da çok güzel bir şey söyledi zaten dün dedi ki beni korumadınız abimden. Benim başıma da kötü bir iş getirecek diye konuştuğum bir erkek arkadaşım vardı. Durumu anlattım. Şimdi evlendiği çocuk demiş ki dur ben seni geleyim alayım demiş. Allah ondan da razı olsun. Ama kız 15 yaşında çocuk. Diyor ki 20 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Bir senem kalmıştı liseyi bitirmeye. Belki ben şimdi 20 yaşında kendime bakamazken iki tane çocuğa bakmak zorunda kalıyorum. Benim de hayatım mahvoldu.
siz anne baba olarak yani bu çocuğa da bir şey yapamadınız, bize de sahip çıkamadınız diyor. Özür dilerim. Günden beri hep aklımda yani Emine'nin söyledikleri. Özür dilerim. Anne baba olarak bir şey yapamadığını suçlamasında Emine haksız. İşte bir şey yapamadığı da ortada. Silahla yaptı yapacağını. Nasıl koruyacaktı adam? Bence öyle korurdu. Adam nasıl koruyacaktı bunları? İyi de Türkiye'deki tek örnek bu mu yani? Yok mu böyle rahatsızlığı olan? Yani bakın ben... Hayır tek örnek bu mu yani? Yok mu böyle rahatsızlıklar yaşayan? Yani sıradan bir rahatsızlıktan bahsetmiyoruz biz. Çok ender gözüken bir şeyden bahsediyoruz. Anladım ama işte... Niye bugün ben sırtını döndüm? Madem korudum da şimdi mi aklına geldi beni korumak? Ben evlendim, iki çocuğum oldu. Mikrofonu söyle Kebriyan. Yeşil mikrofon. Müge Hanım... Zaten programımızı seyreden yetkililer de hemen harekete geçtiler. Olayın soruşturmasını yapan yerde savcılıkla konuştular. Biz Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden de yayın takip edildiği için buraya cinayet bürodan yetkili polisler geldi.